İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Terör kurbanlarını ulusal anma günü, Ermeni kimliği Dersim, Artsakh'ın küçük yer adları, Dadibank veya Hunatabank, Gegam Sepanyan, Azerbaycan'ın İnsan Hakları Savunucusu Enstitüsü'nün Bakü'nün Artsakh'a karşı suç eylemlerini haklı çıkarmakla meşgul olduğunu görmek üzücü. Batı Ermenistan'daki depremlerin ardından 820 binden fazla bina kullanılmaz hale geldi. Vakıflı köyü muhtarı, sayımız epey azaldı, köyümüze sahip çıkalım. Bugün Yehşe Çarents'in doğum günü. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Terör mağdurlarını ulusal anma günü kapsamında 11 Mart 2023'te Jean Le Pen'de Antip kentinde diğer katılımcıların yanı sıra Belediye Başkanı Jean Lenotti, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Ulusal Ermeni Gaziler ve Destekçiler Derneği Başkanı Brej Abrahamyan ve Başkan Yardımcısı Bayan Lidya Margosyan'ın katılımıyla bir tören düzenlendi. Yetkililerin gelişi ve askeri törenin ardından genç bir öğrencinin metni okundu ve burada çok sevdiği kişinin şehit olduğu terör eylemini anlattı. Törenin ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, çelenkler bırakıldı ve çanlar çalındı. Batı Ermenistan ayrıca Türk-Azerbaycan terörünün kurbanlarının anısına bu saygıyı sunar. Süregelen kimlik tartışması, birlikte olalım, güçlü olalım, diri olalım sloganıyla yola çıkan mazlum Arevi-Alevi toplumunu ikiye bölüyor. Tartışılan en az 4 karşıt görüş var. Halaçoğlu gibi en radikal Türk milliyetçiliğinin savunucuları, Dersim Arevi-Alevilerinin Kürtleşmiş Türkmenler olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Başepiskopos Arem Ateşyan yönetimindeki Ermeni Patrikhanesi temsilcileri onların mühtedi Ermeni olduklarını beyan ediyor. Kürt milliyetçileri için Dersim halkı, bağımsızlık ve özellik hakkı için mücadele eden Kürt ulusunun bir parçasıdır. Bir de Dersim Arevi Alevilerine etnik ve ulusal özellikler atfeden Bayan Haratya'nın yazısında Zaza akımı da belirtiliyor. Aslında bu tezlerin hiçbiri Dersim tarihini doğru bir şekilde incelemek için yeterli değildir. Yüzyıllar boyunca Dersim, çeşitli etnik kökenlerin özgün bir sentezi olan Arevi-Alevi nüfusun ortaya çıktığı bir metisleşme alanı olmuştur. Ermeniler, İran Delamitleri, Kürtler ve Türkmenler. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'ın Dadivan Kilisesi, Şahumyan bölgesinin Dadivan köyünde, Dadivan Dağı'nın yamacında, Tartar Nehri'nin sol kıyısında yer almaktadır. Geleneğe göre kilise, Hazreti İsa'nın havarileri Tadeus'un takipçisi ve Ermenistan'ın bu bölgede Hristiyanlığı vaaz eden Dade tarafından 1. yüzyılda kurulmuştur. 2007 yılında yapılan kazı çalışmalarında manastır kompleksinin kiliselerinden birinin sunağının altında kutsal havari Date'nin kalıntıları bulundu. Tarihi kayıtlarda kilise hakkında ilk olarak bir süre Dadivank'ta yaşayan ve çalışan Mkhitar Ghosh bilgi aktardı. Manastır kompleksinin ilk binaları 9. yüzyılda inşa edilmiştir. Ancak 12. yüzyılda Selçuklu istilaları tarafından yıkılmış, 20 yılı aşkın bir süre sonra restore edilmiştir. Manastır kompleksi, 2 kilise, 2 şapel, cemaat evleri, kütüphane, yemekhane, misafirhane ve diğer binaları içermektedir. Manastırın ana kilisesi 1214 yılında inşa edilen Gatovike'dir. Gatovike Kilisesi'nin bitişindeki alanda 13. yüzyıldan kalma tek nefli bir kilise ve avlusu bulunmaktadır. Manastırın Çan Kulesi de 13. yüzyılda yapılmıştır. Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Gegam Stepanyan kendi sosyal kullanım ağı Facebook sayfasında şöyle yazdı. Sabina Aliyeva'nın şahsında Azerbaycan Ulusal İnsan Hakları Savunucusu Enstitüsü'nün Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı insani krizde ve Artsakh'ta masum kurbanlara yol açan suç eylemlerini haklı çıkarmakla meşgul olduğunu görmek üzücü. Gegam Stepanyan şunları kaydetti. Azerbaycan hükümetinin propaganda makinesinin mantığını izleyen Sabina Aliyeva hiçbir geçerli gerçek
sunmadan Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a silah, mühimmat ve mayınlar, yakıt ve askerler dahil diğer askeri teçhizatın transferi hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yayıyor ve asılsız açıklamalar yapıyor. Bu tür yalanlar gelecekte yeni saldırılara zemin hazırlamak için bahane görevi görüyor. Ayrıca Azerbaycan'ın Artsakh Cumhuriyeti'nin iç işlerine karışma ve devlet kurumları olan polisin ve Artsakh Savunma Ordusu'nun feshedilmesini talep etme hakkı yoktur. Sabina Aliyeva, Azerbaycan hükümeti tarafından organize edilen ve 30 bini çocuk olmak üzere 120 bin Artsakh vatandaşının 3 ay boyunca düzenlediği yasa dışı abluka hakkında tek kelime etmedi. Bir dizi prestijli uluslararası hükümetler arası ve sivil toplum kuruluşlarının, devlet ve devlet dışı aktörlerin Artsakh'ın yaşam biçimini kaldırma çağrılarına rağmen Azerbaycan utanmadan ve açıkça insani kriz gerçekliğini inkar etmeye devam ediyor. Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinin insan haklarını korumaktan uzak, aksine insanların temel hak ihlallerini haklı çıkarmak için kullanılan faaliyetlerine de uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyorum. Panorama IM tarafından bildirildiğine göre Batı Ermenistan'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra 820 binden fazla bina kullanılmaz hale geldi. 11 ilin 5'inde hasar tespiti tamamlandıktan sonra 1 milyon 706 bin binadan 821 bin 302 binanın yıkıldığı veya çeşitli derecelerde hasara sahip olduğu belirlendi. Daha önce depremzede sayısının 48 bine ulaştığını öğrenmiştik. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın işgal altındaki Batı Ermenistan daimi temsilcisi Louis Vinton, Batı Ermenistan'da Şubat başında meydana gelen depremlerin ekonomik zararının 100 milyar doları geçeceğini açıkladı. Batı Ermenistan'daki Ermeni Köyü Vakıflığı'nın muhtarı Berç Kartun, depremlerden sonra durumla ilgili olarak şunları söyledi. Özellikle son 3. depremde evlerimiz yıkıldı. 35 haneli yaklaşık 130 sakinli bir nüfusumuz var. Depremin hemen ardından Patrik Maşalyan'ın gönderdiği otobüsle yaklaşık 30 kişi İstanbul'a nakledildi. 20 kişi Aleksandret İskenderun'a akrabalarının yanına gitti. Çoğunun psikolojisi bozuktu. Başından beri burada kalacak çadırların olmaması hayatı çok zorlaştırdı. Daha sonra kilisenin tamamen harap olduğu ortaya çıktı. Şu anda barındığımız yaklaşık 25 çadır var. Her yerden yardım geliyor. Hayırseverlere çok minnettarız. Gerisini devletten bekliyoruz. Yıkılan evler nasıl restore edilecek? Devletten mali destekle mi yoksa başka yollarla mı? İnsanların bu köyden ayrılmaması için her şeyi yapmalıyız. Bunun için öncelikle barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Köyün nüfusu 120 kişiye düştü. Biz o sayıyı da kaybetmek istemiyoruz. Ermeni köyünün ayakta kalması için çaba harcıyoruz, çözümler arıyoruz. Köyün korunması için her ziyaretçiden destek istiyoruz. Batı Ermenistan, tüm Ermenileri birleşmeye ve tamamen Ermeni nüfusun yaşadığı Vakıflı köyünü desteklemeye çağırıyor. Yehşe Çarents, Yehşe Soğomonyan. 13 Mart 1897 yılında Batı Ermenistan'ın Kars şehrinde dünyaya geldi. Çarents 1908 yılında Kars Koleji'ne kabul edildi ve burada şiirleri okulun Bahar adlı dergisinde yayınlandı. 1914'te yazarın Çarents lakabıyla Üzgün ve Solgun Bir Kızın Üç Şarkısı adlı şiir koleksiyonu Kars'ta yayınlandı. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Birinci Dünya Paylaşım Savaşı Yehşe Çarents'in gençlik hayallerini yok etti. Gönüllü olarak kaydolur ve Batı Ermenistan işgalcilerden kurtarmaya koşan savaşçılara katılır. O yıllarda 20. yüzyılın başındaki savaşın dehşetini en iyi anlatan eserlerinden biri olan Dante efsanesini yarattı. Yehşe Çarents 1915'te Şanyavski Üniversitesi'nde eğitimine devam etmek için Moskova'ya gider. 1919 yılında Yerevan'a döner ve okulda öğretmenlik yapmaya başlar. O yıl Çılgın Kalabalık adlı meşhur şiiri Tiflis'te yayınlandı. 1936 Temmuz-Ağustos aylarında Ermeni aydınlarının tutuklanmaları başlar. Yehşe Çarents terörizm ve milliyetçilik suçlamasıyla Eylül ayında ev hapsine alınır.
kitapları tüm kitap evlerinden kaldırılır ve yenilerinin basımı durdurulur. Aile üzerinde baskılar başlar. Bir süre sonra dahi şair tutuklandı ve haksız yere Sovyet karşıtı faaliyetler yürütmekle suçlandı. Çok geçmeden 27 Kasım 1937'de Yeşe Çarent, Yerevan'ın hapishanelerinden birinin hastanesinde öldü. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size duduk ustası Ardak Asatryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yerginkın Ambele adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.